Evet sevgili arkadaşlar, yeni konumuz saymanın temel kuralları ve permütasyon konusu. Şöyle bir başlangıç yapalım arkadaşlar. Şimdi saymanın temel prensipleri, arkadaşlar iki tip sayma vardır. Bunlardan birincisi çarpma toplama sayması, toplama kuralı. Ve çarpma kuralı şeklinde arkadaşlar iki farklı sayma kuralımız vardır diyoruz. Burada da biraz tarif etmeye çalışmışız. Bakın A ürününün birbirinden farklı olan X tane, B ürününün birbirinden farklı Y tane var iken A ürününden bir ürünün veya B ürününden bir ürünün seçimi toplama şeklinde oluyor x artı y farklı yol ile. A işi x yolla, B işi y yolla, C işi z yolla yapılabiliyorsa sıralı bir biçimde ABC işi birlikte arkadaşlar x çarpı y çarpı z şeklinde yapılıyor. Buna da arkadaşlar biz kelime olarak diyoruz ki biri veya, yani toplama dediği zaman arkadaşlar veya'yı kullanıyoruz, çarpma dediğimiz zaman v'yi kullanıyoruz diyoruz. Bunu şöyle küçük bir örnek adı altında tekrar anlatmaya çalışacak olursak. Arkadaşlar 4 defter bir kırtasiyeye gittiğinizi düşünün. 4 defter 3 kalem kırtasiyecide var. Bunlar arasından arkadaşlarım birinci olarak A şıkkı olarak bir defter veya bir kitap kaç farklı şekilde seçilebilir? Burada dikkat etmeniz gerekli olan şey şu. Veya kelimesinin altını çizdim. Siz kırtasiyeye gittiğiniz zaman kırtasiyeciden alacağınız kaç eleman vardır? Burada veya kelimesi bize diyor ki biz kırtasiyeciden arkadaşlar bir eleman almamızı ifade ediyor. Bir eleman alınacaktır demektir. Bunu neden söyledik? Şu şekilde düşünelim. Arkadaşlar bir defter veya bir kitap ya da bir kalem. Yani ne yapmaya çalışacağız? Yani kırtasiyeciden çıktığımız zaman elimizde bir elemanın olması lazım. O zaman kaç farklı durum meydana gelebilir? Onu şu şekilde söyleyeceğiz. 4 defter arasından arkadaşlar defter 1, defter 2, defter 3, mavi kaplı defter mesela. Defter 4, yani 4 farklı seçeneğimiz vardır. Kalem için ise arkadaşlar tükenmez kalem K1, kurşun kalem K2, kırmızı kalem K3 şeklinde başka seçeneğimiz yoktur. Bunları topladığımız zaman kaç farklı durumumuz vardır? 7 farklı durumumuz vardır diyoruz. Peki biz tabii ki soruları bu şekilde yapmayacağız. Hemen veya kelimesini gördüğümüz zaman hemen 4 artı 3'ten cevabı 7 olarak bulmuş olacağız diyoruz sevgili arkadaşlarım. Peki bunu bize B şıkkı olarak şöyle sorsa, dese ki kırtasiyeciye gittiniz, bir defter ve bir kalem seçerek çıkın dükkandan. Bir defter ve bir kalem. Peki kaç farklı seçenek olabilir? Mesela birinci defteri seçebilirsiniz. Yani bu beyaz kaplı bir defter olabilir. Bu defterin yanına kurşun kalem alabilirsiniz. Tükenmez kalem alabilirsiniz. Kırmızı kalem alabilirsiniz. Dolayısıyla şu an karşımızda 3 farklı durum söz konusu. Bunlar D1, K1, D1, K2, D1, K3 şeklinde. D2 için ise arkadaşlar yine aynı şekilde 3 farklı durum. D3 için de aynı 3 farklı durum meydana gelir. D4 için de aynı şekilde 3 farklı durum meydana gelir. Aslında yaptığımız uzun yol toplama işlemidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde yapmıyoruz da sevgili arkadaşlarım. İşte çarpma kuralı devreye giriyor. Çarpma kuralı V kelimesini kendine rehber ediniyordu. Dolayısıyla iki tane çizgi çiziyoruz. Bu defter için kaç seçeneğimiz vardır? Kalem için kaç seçeneğimiz vardır? Ve bunların arasına çarpma işareti atarak 4 çarpı 3 diyerek cevabı 12 olarak bulmuş oluyoruz diyoruz. Bu şekilde saymanın temel prensiplerine giriş yaptıktan sonra birkaç soruyla devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu soruda 5 pantolonu, 4 gömleği ve 4 çift ayakkabısı olan Necati, 1 pantolon, 1 gömlek, bakın ve 1 çift
ayakkabı kaç farklı şekilde seçebilir diyor. Ve dediğine göre arkadaşlar biz hemen 3 tane çizgi çizmeyi akıl etmemiz gerekiyor. Bunu şu şekilde değerlendirelim. Pantolon, gömlek ve ayakkabı. Arkadaşlar diyeceğiz ki ben bir pantolon seçmek istiyorum. Kaç farklı seçeneğim söz konusu? 5. Bir gömlek 4. Bir ayakkabı o da 4. Bu çarpma kuralı olduğu için V'den dolayı çarptığımız zaman cevabımız arkadaşlar 80 olarak gelmiş olur diyoruz. Devam edelim. Yine klasik yol sorularından bir tanesi. Aşağıdaki şekilde A'dan B'ye 5 farklı yol ve B'den C'ye 6 farklı yol vardır. A'dan C'ye gitmek isteyen biri B'ye uğramak koşuluyla kaç farklı yoldan gidebilir? Sevgili arkadaşlarım, bundan sonraki sorularımızın %99'u çarpma kuralı ile alakalı. Yani toplama kuralı çok sorulan, çok karşımıza çıkan bir soru değildir. Ama her yerde bundan sonra çarpmayı kullanacağız. Bunu bu şekilde düşünelim. A'dan C'ye gitmek isteyen birini düşünelim. Arkadaşlar A'dan C'ye gitmek için kaç farklı seçenek var? Öncelikle A'dan B'ye uğraması gerekiyor. Bu bir. A'dan B'ye. Peki bundan sonra A'dan B'ye uğrayınca B'den C'ye de uğraması gerekiyor. O halde iki farklı durum söz konusu. Yani iki çizgi çiziyoruz. Bu vatandaşın A'dan B'ye gitmesi için kaç farklı yolu vardır arkadaşlar? A'dan B'ye gitmesi için 4 farklı yol, 4 çarpı. B'den C'ye gitmesi için bakın 1, 2, 3, 4, 5 farklı yol var. O zaman 5 çarpı 4 cevabımız sevgili arkadaşlarım 20 farklı durum söz konusudur diyoruz. Peki nasıl olabilir? Bunlar gerçekten 20 tane çıkabilir mi? Evet kesinlikle çıkabilir. Diyelim ki hava yolunu kullandı. Bu 1. B'ye uğradı. Bu hava yolunu kullandıktan sonra yani A'dan B'ye gelen uçakla geldiğini düşünelim. B'den C'ye ise kaç farklı seçeneği var? İşte deniz altından gidebilir. Biraz daha üstünden gidebilir. Trenle gidebilir. İşte düz karayoluyla gidebilir. Uçakla gidebilir. Bilmem neyle gidebilir. Kaç farklı yolu var? 5 farklı yolu var. Mor renk yanındaki sarıyla beraber 5 durum meydana getiriyor. Hepsini bulabilmek için 4 ile çarpıyoruz. İşte çarpma kuralını algılamış oluyoruz bu şekilde diyelim. Gelelim diğer sorumuza. Ankara'da bir lise öğrencilerine gezi düzenleniyor. Ankara'dan Eskişehir'e 3 farklı yol. Eskişehir'den Antalya'ya 4 farklı yol vardır. Tamam çok güzel. Biri 3, biri 4 farklı yol. Ankara'dan Antalya'ya Eskişehir üzerinden gidip dönecek olan bu lise gidişte arkadaşlar kullandığı yolun aynısını dönüşte kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gitmesini istiyor bir de dönmesini istiyor. O halde gidiş ve dönüş farklı iki olaydır. Gidiş önce bir gidelim sonra dönelim. Gidiş ve dönüşün arasına yani gidiş çarpı dönüş yapmamız gerektiğini düşüneceğiz. Bu şekilde soruyu çözeceğiz. Peki önce bir gidelim. Ankara'dan Eskişehir'e arkadaşlar 3 farklı yollar çarpı. Eskişehir'den Antalya'ya 4 farklı yollar 3 çarpı 4. Bu şu an Antalya'ya varmış bulunmaktayız. Peki hangi yolu kullanalım? Örneğin yukarıdan yani uçakla gelelim. Buradan da karayoluyla gidelim. Dönüşte bu yolları kullanmamam gerekiyor. Dönüşte bu yolları kullanmayacaksam Antalya'dan dönersem kaç farklı yolum var? 1, 2, 3 yani bu birinci yol, bu ikinci yol, bu üçüncü yol. O zaman çarpı dönüş 3 yol. Eskişehir'den Ankara'ya ise dönüş 2 yol arkadaşlar. Dolayısıyla 3 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye sonuca ulaşıyoruz. Bunun da cevabı arkadaşlarım 12 çarpı 6'dan cevabımız 12 çarpı 6'dan cevabımız 72 çıkıyor. Şimdi şıklarda bu cevap yok. Neden? Çünkü benim yaptığım bu çözüm yolu ile buradaki mantık şudur. Ankara'dan Eskişehir'e ve Eskişehir'den Antalya'ya gittiği yolları kullanmamak şartıyla deseydi cevabımız 72 idi. Dikkat edeceğimiz nokta şu. Yolun aynısını dönüşte kullanmamak dediğine göre arkadaşlar giderken kullandığı yol 12. Dönüşte ise bu 12 yoldan bir tanesini kullanmayacak, 11 yolu kullanacak, 12 çarpı 11 diyerek ifade edeceğiz. Cevabımız da 132 olarak gelmiş olacak diyoruz sevgili arkadaşlarım.
5 farklı mektup, 3 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Arkadaşlar bu tip sorularda önemli bir kavram bilmemiz gerekiyor. O da seçen kavramı. Seçen ne demek arkadaşlar? Seçen tanesi kadar kim seçiyorsa tanesi kadar çizgi çizmeniz gerekiyor. Çizgi çizilir. Soruyu şimdi şu şekilde okuyalım. Diyor ki 5 farklı mektup, 3 farklı posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Burada seçen kimdir? Posta kutusu mu seçer, mektup mu seçer? Arkadaşlar posta kutusu seçemez. Neden seçemez? Şöyle bir şey diyebilir mi? Sen birinci mektup gel bana atıl diyebilir mi? Diyemez. O zaman buradaki seçen kavramı çok önemlidir. Seçen arkadaşlar burada mektuptur. O halde 5 tane çizgi çizmemiz gerekir. 1, 2, 3, 4, 5 çizgi. Bu mektup 1, mektup 2, mektup 3, mektup 4, mektup 5 olarak düşünebiliriz. Birinci mektubun gideceği kaç farklı adres var? 3 farklı. İkinci mektup... O da 3 farklı. 3. mektup 3, 4. mektup 3, 5. mektup 3. Bu şekilde arkadaşlar cevabımız 3 üzeri 5 yani 243 olarak bulunmuş olur diyoruz. Yani burada önemli olan kavram şudur. Kim seçiyorsa onun tanesi kadar arkadaşlar çizgi çizmemiz gerekiyor diyoruz. Diğer sorumuzla devam edelim. 40 tane sorudan oluşan 5 seçenekli bir matematik testinin cevap anahtarı ardarda aynı seçenek gelmeyecek şekilde hazırlanacaktır. Bakın dikkat edelim, ardarda aynı seçenek gelmeyecek. O halde kaç farklı cevap anahtarı oluşturabilir? Arkadaşlar burada kim seçer? Seçen önemli. Seçen arkadaşlar cevap anahtarı mı soru mu? Arkadaşlar seçen sorudur. O halde soru kaç tane? 40 tane. 40 tane çizgi çizmemiz gerekir. 1, 2, 3, 4, nokta nokta 40 tane çizgi çizdiğimizi düşüneceğiz. Peki bu birinci soru için ifade ediyoruz. Birinci soru için arkadaşlar kaç farklı seçenek vardır? A olabilir, B olabilir, C, D, E olabilir. O halde kaç farklı seçenek vardır? 5 farklı seçenek. Arkadaşlar ikinci soruya geçtiğimiz zaman, ikinci soru için ardarda aynı seçenek gelmeyecekse, mesela birinci soruda A'yı kullandığımızı düşünelim. İkinci soru için A'yı kullanamayız. O halde B, C, D, E şeklinde 4 aday var. Üçüncü soru için 3 aday değil, dikkat edelim. Neden? Çünkü ikinci soruda B'yi kullandığımızı düşünelim. Tekrardan A'yı kullanabiliriz. O zaman A, C, D, E şeklinde yine 4 seçenek. O halde 3. 4. nokta nokta 40. soru için de arkadaşlar 4 farklı seçenek var. Çarpma kuralından devam ediyoruz. 5 çarpı üstlü sayılardan tam 39 tane burada 39 tane 4 vardır değil mi? 39 tane 4 olduğuna göre cevap 5 çarpı 4 üzeri 39 şeklinde ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. 12 kişilik bir jüriden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir danışman kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir danışman. Sevgili arkadaşlar burada hemen 3 tane çizgi çizmemiz gerekiyor. Neden? Başkanlık, başkan yardımcısı ve danışmanlık için adaylarımız var. O zaman 3 tane seçenek var, 3 tane çizgi var. Başkan, yardımcı ve danışman. Başkan için kaç aday var? Başkanlık için arkadaşlar 12 aday var. O halde başkanlık için 12 kişiden biri seçilebilir. Başkan seçildikten sonra yardımcı seçileceği için, yardımcı için arkadaşlar 11'e düşer bu kişi sayısı. Danışman için de 10 kişiye düşer. Dolayısıyla yapılan çarpma işleminden dolayı cevabımız 1320 olarak gelir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla bu noktada çarpma kurallarında seçen kimse o kadar çizgi çizmemiz gerektiğini söyleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi permütasyon kavramını ifade edelim. Arkadaşlar en elemanlı bir kümenin R elemanlı permütasyonları ne demektir? Arkadaşlar bunu hemen biz şu şekilde yorumlamanızı istiyorum. Mesela diyelim ki 10 elemanlı bir kümenin diyelim ki 3 elemanlı permütasyonları demek bu permütasyon kelimesi arkadaşlar seçip sıralama olduğu için biz buna permütasyonları yerine sıralaması diyebiliriz. O halde P harfiyle gösterilir. PNR şeklinde ifade edilir. O zaman nasıl bir örnek verdik ya 10 elemanlı bir kümeden 3 elemanlı. Biz bunu şu şekilde tarif etmemiz lazım. 10 elemanı başa yazıyoruz.
kaç elemanını istiyorsa, yani kaçlı sıralama istiyorsa onu 10,3 şeklinde permütasyonları, yani sıralaması diye ifade ediyoruz. Bunların farklı sıralanışlarının sayısı şeklinde ifade ediyor. Formülü arkadaşlar n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklindedir. O halde p 10'un üçlü permütasyonları sayısı, yani 10'un üçlü sıralamaları sayısı 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3 faktöriyel şeklinde yazacak olursak, o halde 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyeldir. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak faktöriyel kavramında öğrendiğimiz n faktöriyel 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10 diye düzenleyebiliriz. Bölü 7 faktöriyeldir arkadaşlar. 7 faktöriyeller birbirlerini götürür. O halde cevabımız 8 çarpı 9 çarpı 10'dan 720 olarak buluruz diyoruz. Arkadaşlar bu noktada P10'un üçlüsünü bu şekilde uzatarak işlem değil de pratik olacak şekilde şöyle yorumlayarak devam edelim. P10'un üçlüsü ne demektir? Arkadaşlar 3 tane sıra demektir. O halde direkt 3 tane sıra çizmeniz gerekir değil mi pratik olarak? O zaman 10'un üçlüsü 3 sıra. Birinci sıra için 10 aday, ikinci sıra için 9 aday, üçüncü sıra için 8 aday. Dolayısıyla cevabımız 720 olarak gelir. O halde mesela desek ki onun ikili permütasyonları ne demektir? Onun ikili sırası demektir. O zaman iki tane sıra çiziyoruz. 10 çarpı 9 diye cevabı 90 olarak bulabilirsiniz. Peki onun birlisi ne demektir? Onun birli permütasyonları ne demektir daha doğrusu? Dolayısıyla bir sıradır, cevabımız 10'dur. Peki onun onlusu kaçtır? Arkadaşlar bu en çok karıştırılan bir ifadelerden bir tanesi. Onun onlusu diyoruz ama onun onlu permütasyonlarını ifade ediyoruz. Bu 1 değildir arkadaşlar. Onun onlusu 10 tane sıradan bahsediyordur. 10 tane sıradan bahsettiği için sevgili arkadaşlarım, o zaman 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı nokta 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 1'e kadar bütün sıraları indirdiğimizi düşünelim. Cevabımız pratik olarak 10 faktöriyeli eşittir. O halde diyeceğiz ki 10 kişiden onlu sıra oluşturmak istiyorsak cevabımız 10 faktöriyeldir. Yani 5 kişinin düz bir sıraya yan yana sıralanması 5 kişi 5 faktöriyel. 4 kişi olsa 4 kişi yan yana 4 faktöriyel şeklinde sıralayabiliriz. Bunun permütasyona bakan yönü şudur. Arkadaşlar 4 kişi var. 4'ün 4'lü permütasyonları 4 faktöriyeldir. Buna dikkat ediyoruz diyoruz sevgili arkadaşlarım. Peki devam edelim, örneklerimize gelelim. Evet, A, B, C, D, E, F şeklinde verilen 6-7 elemanlı bir küme. Bu dörtlü permütasyonlarının kaçında A bulunur, F bulunmaz diyor. Arkadaşlar önce dörtlü permütasyonlarını hesaplayalım. Yani bizden istediği dörtlü permütasyonları olsa 7'nin dörtlü permütasyonu, yani dörtlü sıralamasıdır. Dörtlü sıralama pratik olarak şu şekilde hesaplayacağız. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 diye hesaplayacağız. Cevabımız buradan ne gelir? Mesela 6 kere 5 30, 120, 840 olarak gelir. Ama bize sorduğu şey şu. Bu sıralamanın içerisinde A'nın bulunmasını ifade ediyor ama F bulunmasın diyor. O halde biz F'yi hiçbir şekilde devreye alamayız. Peki ne almamız gerekiyor? İşte A'nın bulunmasını düşüneceğiz. Dörtlü sıra düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4 şeklinde dörtlü sıra düşündük. F'yi seçmiyoruz. Dikkat ederseniz yani P6'nın dörtlüsü gibi bir yol yapmıyoruz arkadaşlar. Bu noktada A bulunur diyoruz. Evet, dörtlü permütasyonları F'yi çöpe attık. Aslında bize nispeten sorduğu şey şu. 6'nın dörtlü sıralamalarını soruyor. Ama bu 6'nın dörtlü sıralamalarının içerisinde A'nın bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. O halde bu sıralamanın içerisine herhangi bir yere A'yı aldığımız zaman o zaman kaçlı sıralama kalıyor arkadaşlar? Geriye kalan 5 tane eleman var. 5 tane elemandan 3 tane sıralama. Bu şekilde çözdüğümüz zaman bazen yanılabiliriz. O halde nasıl çözeceğiz? A'yı alacağız permütasyon olarak çözdüğümüz zaman sevgili arkadaşlarım. A'yı alacağız, birinci sıraya yerleştireceğiz çünkü bulunur diyor. O halde geriye kaç tane aday kalıyor? 1, 2, 3, 4 aday, 5 aday var. Dolayısıyla diyeceğiz ki arkadaşlar bu ikinci sıra için 5, 4, 3 diye buradan cevabı arkadaşlar 60 olarak bulacağız. 60 olarak bulacağız. Ama bu koşul nedir sevgili arkadaşlarım? Bu koşul
sadece A'nın baş tarafta bulunması. Ama A bu şekilde ikinci sırada da bulunabilir. Bu şekilde üçüncü sırada da bulunabilir. Dördüncü sırada bulunabilir. O halde her aşamada cevap 60 geleceği için ikinci sıradan da 60, üçüncü sırada bulunsa 60, dördüncü sırada bulunan 60. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 4 çarpı 60 diyerek 240 şeklinde ifade edeceğiz. Böyle bir soru sevgili arkadaşlarım. Evet, bu soru çeşidini kombinasyon konusunda çok rahat daha anlayacağız. Ama şu an kombinasyonu bilmiyoruz. Dolayısıyla soru çözümüne devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Altı farklı matematik, beş farklı fizik, dört farklı kimya kitabı, aynı dersin bütün kitapları yan yana arkadaşlar olması şartıyla bir rafa kaç farklı şekilde sıralama olabilir? Altı farklı matematik kitabından bahsediyor. Arkadaşlar o zaman altı matematik kitabımız var, beş farklı fizik kitabımız var, dört farklı kimya kitabımız var. Arkadaşlar dediği şey şu, aynı dersin bütün kitapları yan yana. O şu demektir arkadaşlar, bunları mesela M1, M2, M3, M4, M5, M6 şeklinde düşünebilirsiniz. Bu şekilde bunları bir bağlayacağız biz. Fizik kitaplarını da F1, F2, F3, F4 şeklinde yan yana dediği için bunları da bağlayacağız. 5, 4 tane kimya kitabını da bağlayacağız. Dolayısıyla bu şekilde öncelikle eleman sayacağız. Diyeceğiz ki 1, 2, 3. 3 tane eleman kaç farklı şekilde sıralanabilir? 3 faktöriyel diyeceğiz. Çarpı. Tabi kitaplar birbirlerinden farklı olduğu için o halde matematik kitapları kendi içerisinde 6 faktöriyel diyeceğiz. Çarpı. Fizik kitapları kendi içerisinde yer değiştirebilir. 5 faktöriyel diyeceğiz. Çarpı. Kimya kitapları kendi içinde yer değiştirebilir. 4 faktöriyel diyeceğiz. Cevabımız budur diye ifade edeceğiz. Arkadaşlar şıklarda bu vardır diye söyleyelim. Burada şart şuydu, dikkat ederseniz bütün kitapları yan yana, yani aynı dersin bütün kitapları yan yana. Öyle bir şart olmasaydı direkt bütün elemanları topluyorduk. Yani 6 matematik, 5 fizik, 4 kimya kitabını topluyorduk. 15 tane kitap söz konusuydu. Bu kitap yan yana kaç farklı şekilde sıralanır diye sorsaydı cevabımız 15 faktöriyeldir diyecektik. Tekrarlı permütasyon sorusu var arkadaşlar. Bunu hemen bir örnek altında ifade edebilirim. Örnek şöyle bir örnek olsun. Marmara kelimesinin arkadaşlar harfleri ile anlamlı ya da anlamsız kaç farklı yedi harfli kelime oluşur. Şimdi arkadaşlar burada Marmara kelimesinde kaç tane harf var? Marmara kelimesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harf. 7 harfli kelime oluşmasını istiyor. Normal şartlarda harflerin hepsi farklı olsaydı, diyecektik ki hepsi farklı olsaydı cevap 7 faktöriyeldi. Ama burada bazı harfler tekrar eder. Dolayısıyla buradaki A harfiyle buradaki A harfinin kendi içindeki yer değiştirmesi aynı kelimeye denk geleceği için biz tekrar eden harflere bölmemiz gerekiyor diye aslında bir anlatım söz konusu buradaki tanımda. O halde diyeceğiz ki Marmara 7 faktöriyel bölü tekrar eden harflere böleceğiz. Mesela A harfinden kaç tane A harfi var? 1, 2, 3 A harfi tekrar ettiği için 3 faktöriyel böleceğiz. Çarpı. 2 tane M harfi tekrar ettiği için 2 faktöriyel böleceğiz. Çarpı. 2 tane R harfi tekrar ettiği için 2 faktöriyel böleceğiz. Bunun cevabı bize sonucu verecektir. İsterseniz bunu beraber çözelim. 7 faktöriyeli arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde yazabiliriz. Bölü. 3 faktöriyel 6'dır. 2 faktöriyel 2'dir. 2 faktöriyel yine 2'dir. O halde gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Mesela 3 kere 2 6 gider. 2 kere 2 4 birbirlerine götürür. O halde cevap 5 çarpı 6 çarpı 7'dir. Yani 6 kere 5 30, 30 kere 7 210 olarak bulmuş oluruz diyoruz. Yani biz burada tekrarlı permütasyonda ne diyeceğiz? Tekrar eden harflere, tekrar eden ifadelere bölmemiz gerektiğini söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar.
A ve B farklı rakamlar olmak üzere arkadaşlar. A, B, B, A, A şeklinde kaç tane 5 basamaklı sayı yazılabilir diye ifade ediyor. Arkadaşlar farklı rakamlardan bahsediyor. Şimdi rakamlar kümesini ifade etmemiz lazım. Rakamlar kümesi R ile gösterilecek olursa 0, 1, 2, 3, nokta nokta 9'a kadar olan 10 tane rakamımız var. A, B, B, A, A şeklindeki bu soruyu, yani dikkat ederseniz tekrar eden harfler de var. Tekrarlı bir permütasyon olarak düşünebiliriz. Bu noktada A yerine, B yerine hangi sayıları vereceğiz? Bunu faktöriyel sorusu olarak çözebilir miyiz diye düşüneceğiz. Arkadaşlar, A, B, B, A, A şeklinde. A, B birbirlerinden farklı rakamlar. O zaman biz hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi çizeceğiz. Burası A'dan oluşan, burası A'dan A'dan oluşan, burası B'den B'den oluşan bir 5 harfli bir sayı. 5 basamaklı bir sayı. Peki, bunun ne diyelim, birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağına sıfır gelemez arkadaşlar. O halde bu A'ya hangi değerleri verebiliriz? Arkadaşlar bu A'ya 1, 2, 3, 4, nokta nokta 9 tane rakam yazabiliriz. O yüzden burada 9 durum söz konusu. O zaman bu A harfiyle bu A harfleri aynı olduğu için bunlardan herhangi birini buraya kullandığımız zaman aynısını buraya kullanacağımız için burayı bir durum olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla burası da bir durum olarak söz konusudur. Peki, buraya 9 tane harf kullandık. A ile B birbirlerinden farklı rakamlar olduğuna göre. Ben diyelim ki bu A'ya kullandığım rakam 1 olsun. O zaman B'ye 1'i kullanamam. B'ye 0'ı kullanabilirim. O zaman 0'dan başlıyoruz. 2, 3, 4, nokta nokta 9. O zaman B için kaç aday var? B için de arkadaşlar yine 9 aday var. O zaman diğer B için bir aday söz konusu. O zaman 9 çarpı 1 çarpı 1 şeklinde cevabı 81 olarak bulmuş oluyoruz diyoruz arkadaşlar. Peki deseydi ki bize, yani A, B farklı rakamlar demeseydi de aynı rakamlar deseydi, farklı rakamlar demeseydi soruyu nasıl ifade edecektik? Dedik ve geçtik. Evet evet, bu o tarz bir soru değil. Hemen bir diğer soruya bir bakalım. Recep kelimesinin harflerinden 4 tanesi seçilerek anlamlı ya da anlamsız 4 harfli kaç kelime oluşturulabilir? Arkadaşlar 4 harfli kelimeler seçmemizi istiyor. Harflerinden 4 tanesini seçeceğiz. Yani R, E, C, E, B. Normalde 5 tane harf var. Peki kaç farklı dörtlü seçenek meydana gelebilir? Onu düşünelim. Mesela diyeceğiz ki R, E, C, P olabilir. Yani 4 harf de farklı olacak şekilde. Diğerleri şu şekilde olabilir. R, E, E, C olabilir. R, E, E, P olabilir. C, E, E, P olabilir. Bu şekilde farklı durumlar söz konusudur sevgili arkadaşlarım. Çünkü neden 4 harf seçmemizi istiyor? Peki 4 harf kaç farklı durumu getirir karşımıza? 5 farklı durumu getirir. Eksik olanı yazalım. P ile C'yi kullandık. 2 tane E'yi kullandık. 1 tane E kullandık. 2 tane E kullandık. R, C'yi kullandık. R, P'yi kullandık. C, P'yi kullandık. Başka durum söz konusu mudur diye bir kontrol ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, şimdi burada 4 harfleri seçtikten sonra şu şekilde devam edelim. Mesela diyelim ki bunların hepsi birbirlerinden farklı olduğu için R, E, C, P harfleri, bunlar kendi içinde kaç farklı sıralama olur? Cevabı 4 faktöriyeldir değil mi? Peki R, E, C olsa bunlar kendi içerisinde normalde 4 faktöriyel diye sıralanır. Ama E'lerin aynı ifade ettiği için tekrarlı permütasyon mantığından 2 faktöriyele bölmemiz gerekir. Aynı şekilde bunun için de 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel dememiz gerekir. Bunun için de 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel dememiz gerekir. O halde birinci 4 faktöriyel 24'tür. İkinci 4 faktöriyelin cevabı 12'dir. Bunun cevabı da 12'dir. Bunun cevabı da 12'dir. O zaman kaç farklı 4 harfli kelime oluşur diye ifade ediyoruz. 36 artı 24'ten cevabımız arkadaşlar 60'tır diyoruz.
Dakika kelimesindeki harfler ile yapılabilecek 6 harfli permütasyonları. Arkadaşlar 6 harfli permütasyonları, yani 6 farklı sıralama. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. 6 faktöriyel bölü normalde tüm durum dediğimiz bu durumdur. Tekrar edenleri çıkartalım arkadaşlar. Yani bölmemiz gerekiyor. 2K tekrar ettiği için 2 faktöriyel, 2 tane A harfi tekrar ettiği için 2 faktöriyel. Arkadaşlar bu 6 harfli yazılabilecek tüm kelimelerin sayısıdır. Bunu cevapsal olarak 720 bölü 4 diyebiliriz. Dolayısıyla cevabı 180 olarak buluruz. Ama bizden bunu istemiyor değil mi? Neyi istiyor bizden? Diyor ki bize kaçı sessiz harfle başlayıp sessiz harfle biter. O halde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi çizmemiz gerekiyor 6 harf dediği için. Sessiz harfle başlamasını istiyor. Kaç tane sessiz harf var? D var, K var, diğer K var. Burada başka da sesli harf, sessiz harf yok. Sessiz harfle başladık. Arkadaşlar buraya kullandığım başladığım ifadeyi bitire aynısını bir daha kullanamayacağım için dolayısıyla buraya örneğin kaç adayımız var? 2 adayımız var. Örneğin ne olabilir? DK şeklinde olabilir. O halde burada için 3 aday var. K'lar aynı mı? Evet, farklı gibi düşüneceğiz. En son tekrarlı permütasyon mantığından bölme işlemi gerçekleştireceğiz. Burada için 3 farklı durum var. Burada için arkadaşlar 2 farklı durum var. Bir harf buraya kullandık. Bir harf buraya kullandık. 2 harf. Toplamda 6 harf olması gerekiyordu. Ortaya arkadaşlar 4 harf kaldı. O bulduğumuz 4 harfi ortaya sıralamak için 4 faktöriyel ile çarpacağız. Bölü diyeceğiz tekrarlı permütasyon. Şimdi bakalım kaç tane A tekrar ediyor? 2 faktöriyel çarpı kaç tane K tekrar ediyor? 2 faktöriyel. Dolayısıyla cevabımız budur diyeceğiz. Peki sonuca ulaşacak olursak 3 çarpı 4 faktöriyel 24'tür. Çarpı 2 bölü arkadaşlar 2 çarpı 2'den gerekli işlemleri yaparsak bu ikiler birbirlerini götürür. 72 bölü 2'den arkadaşlar cevabımız 36 olarak gelir diyoruz sevgili arkadaşlar. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş kümesinin elemanları kullanılarak 25 ile tam bölünebilen 4 basamaklı rakamları farklı kaç değişik sayı yazılabilir diye söyleniyor bize. Arkadaşlar öncelikle burada şöyle bir iki tane soru çözelim sizle. Ne diyelim arkadaşlar? 4 basamaklı. Hiç 25 ile tam bölünebilmeyi devreye koymayalım. 4 basamaklı dediği için 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 4 basamak, toplamda 6 rakam var burada. 0'ı kullanamayacağımız için 5 aday var burası için. Değil mi? Buraya neler olabilir? 5 olabilir, 4, 3, 2, 1 olabilir. Burası için 5 aday. Tekrar 0'ı kullanabiliyoruz. Eğer rakamları farklı deseydi, demeseydi. Rakamları farklı demeseydi arkadaşlar 6, 6, 6 diye devam edecektik. Rakamları aynı. Yani rakamları farklı ya da aynı. Rakamları farklı deseydi, rakamları farklı deseydi arkadaşlar o zaman 1, 2, 3, 4 diyecektik. Bunun için yine arkadaşlar 5, 4, 3, 2, 1, 0'ı kullanamayız. 5 aday var. Tekrar buraya 0'ı kullanabiliriz. 0, 1, 2, 3, 4. 5'i kullanamayız. 5'i oraya kullandığımızı düşünelim. Tekrardan 5 aday. Sonra 4 aday buraya kalıyor. Sonra buraya 3 aday kalıyor. Dolayısıyla bu rakamları farklı deseydi cevabı buydu. Neydi mesela? 25 çarpı 4. 100 yapar. 3 ile çarptığımız zaman cevap 300 olarak bulunurdu diyoruz. Bu şekilde basamak adedi kadar çizgi çizmemiz gerekiyor. Şimdi sorumuzu çözelim. 4 basamaklı olduğunu ifade ediyor. 25 ile tam bölünmesini istiyor. Ve rakamlarının farklı olduğunu belirtmiş arkadaşlar. Peki bir sayının 25 ile bölünmesi için arkadaşlar son 2 basamağına bakmamız gerekiyor. Son 2 basamağı 25 olmalı. Ya da bu kümenin elemanlarını düşünecek olursak son 2 basamağı arkadaşlar 50 olduğu zaman bu sayı, 4 basamaklı sayı arkadaşlar diyoruz ki 25'e tam bölünebilir diyoruz. Peki devam edelim. Burada bu şekilde net bir şekilde buraya 2'yi, buraya 5'i yerleştirmiş oluyoruz. O halde burası için bir durum. Burası için de bir durum. Peki 2 ile 5'i kullandık değil mi? Geriye kaç tane sayı kaldı? Buradan 2, 4. 4 sayı. 0'ı en başa kullanamayacağımız için 3. 1'i kullandık. Geriye kaç tane kalıyor? 1, 2, 3. Tekrardan 3. O halde bu 3 kere 3, 9 tane sonu 25 olan 4 basamaklı sayı 25'e tam bölünebilir diyoruz. Artı diyeceğiz bu araya.
Peki sonunun 50 olması buraya bir durum, buraya bir durum. Zaten 0 ile 5 hemen kullanıldı değil mi? 0 ile 5'i hemen kullandık. O halde devam edelim. 0'ı kullandık, 5'i kullandık. Geriye kaç tane rakam kaldı? 4 tane. O zaman 4 rakamları farklı olduğu için hemen bir tane düşürmemiz gerekiyor. Çarpı 3. O halde buradan da 4 kere 3'ten 12 tane rakam sayı gelir. Dolayısıyla toplam 25 ile bölünebilen 4 basamaklı sayı sayısı 21 tanedir diyoruz sevgili arkadaşlar. 3 öğrenci ve 5 öğretmen herhangi 2 öğrenci yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Arkadaşlar 3 öğrenci, 5 öğretmen. Ya da bu şöyle de olabilir arkadaşlar. 3 erkek, 5 kız şeklinde de olabilir. Herhangi 2 erkek, herhangi 2 erkek yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde yan yana sıralanabilir diyoruz. Arkadaşlar herhangi 2 erkek yan yana gelmesini istemiyorsa biz o zaman öncelikle kızların yerleştirmesini yapacağız. Ne demek istiyoruz? K1, K2, K3, K4, K5 şeklinde önce kızları yerleştiriyoruz. Sonra yer saymaya başlıyoruz. Diyoruz ki erkekler nerelere oturabilir? Erkeklerden bir tanesi buraya gelebilir. Bir tanesi buraya gelebilir. Ya da buraya gelebilir. Ya da buraya gelebilir. Ya da buraya gelebilir. Ya da buraya gelebilir. O halde erkekler için kaç tane yer olabilir? Oraya en son gelelim. Şöyle yapalım. 3 erkek öğrencinin oturması gerekiyordu. Kaç tane yerimiz var? Daha doğrusu kaç tane sıralı yerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde erkekler için diyeceğiz ki 6'nın üçlüsü. Yani erkekler 6 yerden 3 yere oturabilir. Bu kaç farklı durum söz konusu olabilir diye söyleyeceğiz. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar 6 çarpı 5 çarpı 4 diyeceğiz. Bu erkeklerin oturma durumudur. Peki kızlar kendi içerisinde yer değiştirebilir. Kızların kendi içerisinde yer değiştirmesi o permütasyon olarak tarif edecek olursak 5'in 5'lisidir. Yani 5 faktöriyeldir. Erkekler için 6'nın üçlü permütasyonları, kızlar için 5'in 5'li permütasyonları yani 5 faktöriyel. O halde cevabımız 5 faktöriyel çarpı. Arkadaşlar burada sayısal bir değer var. 120 olarak ifade ederiz. Bunları da arkadaşlar gerektiği şekilde düzenleme yapılabilir şıklara göre diyeceğiz. Sami bir bankanın internet bankacılığı için şifre belirleyecektir. Şifrenin tamamı rakamlardan oluşacak. Şifrenin tamamı rakamlardan oluşacak ve 7 haneli olacaktır. Rakamlar kümesini arkadaşlar hepimiz biliyoruz. 0, 1, 2, 3, nokta nokta 9'a kadar 10 tane rakam var. 7 haneli olacaktır. Tamam, güzel. Şifre tek rakamla başlayacak, tek rakamla bitecektir. 4 rakamı kullanılmayacaktır. Rakamlar birbirinden farklı olacaktır. Şifre kaç farklı şekilde oluşturulabilir? O halde öncelikle 7 tane hane çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar 4 rakamı kullanılmayacak. O halde hangi rakamlar kullanılabilir onu bir ifade edelim. Hangi rakamlar kullanılabilir? 0, 1, 2, 3, 4'ü kullanmayacağız. 5, 6, 7, 8, 9. Peki, tek rakamla başlayacak, tek rakamla bitecek ve birbirinden farklı olacak. O zaman önce başlatalım. Tek rakamla başlayalım. Kaç tane aday var? 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir. Burası için kaç aday var arkadaşlar? Toplam 5 aday var. Tek rakamla başladık. Tek rakamla bitmesini istiyorsa bunlardan burada kullandığımız tek rakamlardan bir tanesini burada kullanamayız. O halde bura için ise 3, 5, 7, 9 diye düşündüğümüz zaman bura için de 4 aday var. O halde bundan sonra şöyle düşüneceğiz. 4 rakamını attık zaten. Bir tane rakam kullandık. Toplam burada kaç tane rakam vardı? 9 tane rakam. 2 tane daha kullandık. Geriye kaldı arkadaşlar 7 rakam. 7 rakamı ortaya dizmeye çalışacağız ve diyeceğiz ki 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 diye bitireceğiz. Bunu düzenleyelim hep beraber. Yani şıkları bulmaya çalışalım arkadaşlarım. Bu ortadaki ifadeyi 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 diye yazdık. Bir de 5 kere 4 var. 5 kere 4 de arkadaşlar 20'dir. Bunu faktöriyel kavramına götürecek şekilde 20 sayısını 10 çarpı 2 diye yazarsak
O zaman 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 diye ifadeye denk gelir. Bu 2'den 7'ye kadar olan ifade 7 faktöriyeldir. Başta bir 10 vardır. Dolayısıyla cevap 10 çarpı 7 faktöriyeldir diye ifade etmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Özdeş olan 3 sarı bilye, 2 beyaz bilye, 2 mavi bilye yan yana dizilecektir. Özdeş dediği için arkadaşlar hemen SSS, 3 tane S yapıyoruz. 2 beyaz, 2 tane B, 2 mavi, 2 tane mavi. Bunlar arkadaşlar aynı renkli bilyeler daima yan yana. O zaman hemen bağlama meydana getiriyoruz. Hemen bağladık. O zaman kaç tane eleman var? 3 tane eleman var. Kaç farklı şekilde dizilir? 3 faktöriyel dememiz gerekiyor. Burada dikkat edin, bunlar özdeş olduğu için kendi içindeki yer değiştirmeleri farklı durum söz konusu değildir. O halde buraya da başka çarpma işlemi yoktur. Eğer bunlar S1, S2, S3 gibi farklı olsaydı 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyecektik. Ama o özdeş olduğu için cevabımız sadece bu 3'ünün yer değiştirmesidir. Cevabımız 3 faktöriyelden 6'dır diye ifade ederiz sevgili arkadaşlar. Şekil üzerindeki A noktasından B noktasına dikdörtgenlerin kenarları üzerinden yol almak şartıyla en kısa yoldan kaç değişik şekilde gidilebilir? Arkadaşlar normalde soru şu şekilde karşımıza gelir. Diyelim ki burada 3 çarpı 4 şeklinde olan bir birim kare verildi. A noktasından B noktasına gidilmesini sordu. A noktasından B noktasına gitmek için sevgili arkadaşlarım, yatay olarak x, 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 x düşüneceğiz. Dikey olarak y, y, y düşünebiliriz. O halde karşımızda x, 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 y, 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 y şeklinde bir ifade var. Yani ben A noktasından B noktasına ulaşabilmem için arkadaşlar örneğin iki tane x gelip bir tane y yukarı, bir tane daha y yukarı, bir tane x, bir tane y, bir tane x şeklinde kullanabiliriz. Bu bizim için birinci yoldur. O halde kaç farklı yol vardır denildiği zaman diyeceğiz ki 7 faktöriyel böyle. Tekrar edenler arkadaşlar 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyele bu şekilde böldüğümüz zaman cevabı 35 olarak buluruz. Şimdi bu soru çözüm yöntemi güzel bir yöntemdir. Ama biz bunu arkadaşlar şu şekilde düşüneceğiz. 1, 1, 1 mantığı vardır. 1, birleme, birleme mantığı, birleme. Birleme mantığıyla çözeceğiz. Yani 1, 1, 1, 1, 1 şeklinde. Onu tekrardan şöyle bir kenara aldım. Dedim ki tekrardan biz yine 4 çarpı 3 şeklinde olan bir birim kareyi alalım. A noktasından B noktasına en kısa yoldan gitmeye çalışalım. A noktası burası arkadaşlar. B noktası burası olsun. Şimdi sırasıyla noktalar üzerine gideceğiz. Burası 1'dir. Burası bir yoldan gelir. Burası bu noktaya bir yoldan geliriz. Bir durum. Burası da bir durumdur. Dikey olarak buraya bir yoldan, buraya bir yoldan, buraya bir yoldan. Şimdi bu ortada bulunan buraya kaç yoldan? Bir buradan gelir, bir buradan gelir 2 diyoruz. O zaman 2 buradan, bir buradan burası 3. 3 buradan, bir buradan burası 4. Bir buradan, 2 buradan burası 3. 3 buradan, 3 buradan burası 6. 6 buradan, 4 buradan burası 10. 1 buradan, 3 buradan burası 3. 3 buradan, 6 buradan burası 9. 9 buradan, 10 buradan burası 19. 3 buradan, 1 buradan arkadaşlar 4. 9 buradan, 4 buradan 13. Hata mı yaptık? 9 buradan, 1 buradan, 3 buradan burası 4 arkadaşlar. 6 buradan, 4 buradan burası 10. 10 buradan, 10 buradan burası 20. 4 buradan, 1 buradan burası 5. 10 buradan, 5 buradan burası 15. 20 buradan, 15 buradan burası 35 olarak gelmiş oluruz 35 farklı yoldan. Neden bu birleme mantığını anlattık? Sevgili arkadaşlarım, yani şu şekilde 7 faktöriyel diye de çözebilirdik ki çözdük. Ama bazen yolları böyle daha değişik, daha enteresan yollar verdiği zaman o soruları birleme mantığından çözmemiz gerekir. En kolay yol odur. Hemen bunu çözelim arkadaşlar. Buraya bir yoldan, buraya bir yoldan, buraya bir yoldan, buraya bir yoldan. Dikey olarak da buraya bir yol, buraya bir yol, buraya bir yol. Burası 2 yol. 2 1 burası 3 yol. 3 1 burası 4 yol. 2 buradan, 1 buradan burası 3 yol. Şimdi burası dursun. 3 1 yol buradan, 3 yol buradan arkadaşlar burası 4 yol. 1 yol buradan, 4 yol buradan burası 5 yol. Şimdi şu silinen yol tehlikeli. Peki bu noktaya nasıl geliriz? Hemen bakalım. Bu noktaya alttan gelebiliriz. 3 yol buradan, 3 yol da buradan geliriz. Toplam 6 yol. Peki bu noktaya nasıl geliriz? 6 buradan geliriz, 4 buradan geliriz. Burası 10 yol.
Peki bu noktaya nasıl geliriz? Arkadaşlar bu noktaya sadece 4'ün bulunduğu yerden en kısa olarak geliriz. O halde burası 4 yol. Çünkü 6 gelmiyor. Bu noktaya nasıl geliriz? 10 buradan 4 buradan 14 yol. Şu noktaya nasıl geliriz? 4 buradan 5 buradan 9 yol. 14 9 B'ye kaç farklı yoldan geliriz? 23 farklı yoldan geliriz diyeceğiz. Bakın en kolay yol budur. Birleme mantığını bileceğiz. Aslında işin temeli tekrarlı permütasyondur ama birleme olmadan soruları çözmek gerçekten çok zor bir soru tipi oluyor burada. Evet. A kümesi ABC, B kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. A kümesinden B kümesine tanımlanan fonksiyonların kaç tanesi birebirdir? Yani fonksiyon sorusudur. Arkadaşlar önce bir A kümesi çizelim. Sonra bir de B kümesi çizelim. A kümesinden B kümesine tanımlanan fonksiyonların sayısının bulunma mantığıdır. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Diyeceğiz ki biz burada seçen kimdir? Yani kim seçiyor? Arkadaşlar seçen A kümesidir. Yani tanım kümesinin elemanları gitmek zorunda. B kümesinin elemanlarıyla eşleşmek zorunda. O halde 3 tane çizgi çizeceğiz. Neden? Eşleşme zorunluluğu olanlar A kümesinin elemanlarıdır. O yüzden seçen A elemanı seçer, B elemanı seçer, C elemanı seçer. Peki biz neyi buluyoruz arkadaşlar? Biz fonksiyon sayısını bulalım. Peki A'nın gideceği kaç kapı var? A'nın gideceği arkadaşlar dikkat ederseniz 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e gidebilir 5 kapı. B'nin de 5 kapısı var. C'nin de 5 kapısı var. Değil mi? Bunlar fonksiyon olmaya aykırı durumlar değildir. O halde fonksiyon sayısı arkadaşlar 125'tir. Ama bize sordu, dikkat edin, birebir fonksiyon sayısını soruyorsa o halde yine 3 tane çizgiyi çizeceğiz. A, B, C diyeceğiz. A'nın kaç tane kapısı var? 5 tane kapısı. A diyelim ki 1 ile eşleşti. İşte B 1'e gidemez. O halde 2, 3, 4, 5'ten birine gidebilir. Kaç farklı seçenek var? 4. Diyelim ki 4'e gitti. C için kaç farklı seçenek var? 1, 2, 3. O halde 5, 4, 3. Yani rakamları farklı olan 3 basamaklı sayı gibi düşünebiliriz. 5 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde cevap 60'tır. Yani 60 nedir? Birebir fonksiyon sayısıdır diye ifade ederiz sevgili arkadaşlar. Şimdi çıkmış soruları inceleyelim. 2017 yılında bakın nasıl bir soru çıkmış. Pelin bir kafeteryaya ait yalnızca içecek sıcak içecekler kısmı yırtılmış olan aşağıdaki menüyü evinde buluyor. Pelin bu kafeteryayı arayıp bir çeşit gözleme, çok güzel. Yani bir gözleme söylüyor. Bir gözleme. Bir çeşit soğuk içecek, bir çeşit soğuk. Yani bir soğuk. Veya bir çeşit poğaça, bir poğaça, bir çeşit sıcak içecek. O zaman bir tane de sıcak içecek. Ya bu seçeneği istiyor ya bu seçeneği. Bu siparişi vermek istiyor. Kafeterya çalışanı ise bunun için 22 farklı durum vardır diyor. O halde burada yapılan işlemin cevabı 22 gelecek. Buna göre kaç farklı sıcak içecek çeşidi vardır? Sıcak içecekler çeşidi silinmiştir arkadaşlar. Bu soru çarpma kuralından çözülmesi gerekir. Çarpma kuralından nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar diyelim ki sırayla başlayalım. Kaç çeşit gözleme var bir gözleme için? Kıymalı, ıspanaklı, patlıcanlı gözleme için 3 seçenek çarpı. Soğuk içeceği düşünelim. 1, 2, 3, 4. 4 farklı seçenek. Artı. Poğaça kaç farklı poğaça var? 1, 2. 2 çarpı. Sıcak içecek kısmı silindiği için x diyoruz. Çarpı x eşittir 22 diyoruz. Bu şekilde çok rahat soruyu çözüyoruz. Eşittir 22 diyoruz. 2x eşittir arkadaşlar 10 geliyor. X eşittir arkadaşlar 5 olarak bulunmuşdur diye ifade ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar 2018 yılında çıkmış soruyla devam edelim. Bir anaokulunda sarı renkli küplerden oluşan 4 basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk şekilde gösterilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istiyor. Ya buna ya buna ya buna ya buna ya buna. Tamam güzel. İlk 3 adımda bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine. Son adımda ise bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan minderlerden herhangi birine zıplayacak. Yani demek istediği şey şu arkadaşlar. Bu bulunduğu küpten yani buradan
kaç farklı yere zıplayabilir? 1-2. Peki diyelim ki buraya geldi. Buradan kaç farklı yere zıplayabilir? Buna zıplayamaz. Ortak ayrıta sahip değil. 1-2. O halde soruyu bu şekilde çözeceğiz. Ve gayet kolay bir soru olacak. Çocuk en başta, ilk başta kaç seçenek var? 2 çarpı. Sonra arkadaşlar buraya geldiğini düşünürsek bunun için 2 seçenek var çarpı. Sonra sevgili arkadaşlar buraya geldiğini düşünürsek bunun için 1-2 seçenek var 2 çarpı. Ve en son buraya geldiğini düşünüyoruz. Buradan sonra kaç farklı seçenek var? Buradan sonra arkadaşlar ya bu minder ya bu minder 2 farklı seçenek de oradan. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani cevabımız 16'dır diye gayet basit bir soru 2018 yılında çıkmış. Bakın sevgili arkadaşlar. Yine 2018 yılında bir soru. Bir sözcükte harflerin soldan sağa sıralanışıyla sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sözcüğe palindrom sözcük denir. Örnek verelim. Neden? Tersten okunuşlar aynı olduğu için. Neden? Tersten de neden diye okunduğu için bu palindrom bir sözcüktür. Engin birbirinden farklı, üç sesli. Hemen bir sesli harf alalım. A, E, I olsun mesela. Dört tane sessiz harf. Dört tane sessiz düşüneceksin. K, L, M, N olsun mesela. Evet arkadaşlar. Bu harfin her birini istediği sayıda kullanarak 5 harfli palindrom sözcük oluşturacaktır. Bu sözcükte iki sesli harfin yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla her birini istediği tarzda kullanacak ve herhangi iki sessiz yan yana gelmeyecek ve tersten okunuşu da aynı olacak. O halde biz öncelikle tersten okunması için nasıl bir sistem olması gereklidir onu yapacağız. Arkadaşlar tersten okunması için mesela X ile başladık. Y ile devam ettik. Arkadaşlar Z olabilir. Y olmak zorunda, X olmak zorunda. Birincisi bu şekilde olan bir durumdur. Şöyle de olabilir mi? Evet arkadaşlar X olabilir, Y olabilir, X olabilir, Y olabilir, X olabilir. Bu şekilde de olabilir diyoruz. Bu durumda şöyle düşünelim. Yani X denilen şey şöyle. Sesli olabilir. Değil mi? Sonra sessiz olmak zorunda. Sessizden sonra sesli olmak zorunda. Diğerleri bunlara bağlı değişeceği için onlarda 1 çarpı 1 şeklinde ifade edeceğiz. O halde devam edelim. Nasıl bir sistem oluşturacağız ona bakalım. Arkadaşlar sesli harf ile başlayalım. Sesli harf için burada A, E, I'yı kullanacak şekilde kaç farklı seçeneğimiz var? 3. Çarp. Sessiz için arkadaşlar K, L, M, N. Yani kaç farklı durumumuz var? 4. Çarp. Sesli harf. Burada kullandığımızı buraya kullanacak mıyız? Ona bir bakmamız gerekiyor arkadaşlar. İstenilen sayıda kullanılmak üzere diyor. Dolayısıyla farklı demediği için buraya sesliyi kullanalım. Burası sesli için A, E, I şeklinde ifade edebiliriz. Değil mi? Evet. Burası için kaç seçenek var? 3 seçenek çarpı. Burası için arkadaşlar palindrom olduğu için burada kullandığımız harfleri tekrar buraya kullanacağımız için burası 1-1 şeklinde olacaktır. Dolayısıyla bu birinci durumdur. Yani sesli, sessiz, sesli. Gerisi aynı şekilde 1-1 olacak. Yani YX şeklinde olacak. 3 kere 4, 12. 12 ile 3'ü çarparsak 36 olacak diyeceğiz. Peki diğer kısma bakalım. Bu ne demektir? Mesela nasıl olabilir başka bir durum? O da şöyle olabilir. Sessizle başlayabiliriz. Sesliyle devam edebiliriz. Tekrar sessizle başlayabiliriz. Gerisi arkadaşlar 1-1 olmak zorunda. Sessiz için kaç farklı seçenek var? 4 farklı seçenek var. K, L, M, N çarpı sesli için arkadaşlar 3 farklı seçenek var. A, E, I. Sessiz için tekrardan 4 farklı seçenek var. K, L, M, N. O halde gerisi 1-1. Bu çarpma işleminin cevabı da arkadaşlar 4 kere 3 12, 12 kere 4 48 olur. 48 tane sessiz ile başlayan, 36 tane de sesli ile başlayan kelime toplamda sevgili arkadaşlarım 48 artı 36 cevap 84'tür diye işaretleyeceğiz. Bu da gayet güzel bir sorudur diye ifade edelim. ...2019 yılındaki soruyla devam edelim. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayı... ...en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki... ...farka o sayının rakamsal genişliği denir.
Rakamsal genişliği 8 olan kaç tane sayı vardır? 3 basamaklı olmasını istiyor. Rakamsal genişlik arkadaşlar 8 olacak. O zaman öyle 3 basamaklı sayı düşüneceğiz ki rakamsal genişliği 8 olan sayıları kullanmamız gerekir. Rakamsal sayıların 8 olması için arkadaşlar neler olabilir? Burada neleri kullanabiliriz? Arkadaşlar 8 olacaksa mesela en büyük rakamı 9, en küçük rakamı 1 olacak şekilde 9 1'i kullanabiliriz. 9 1'i kullandık. Diğer basamak için hangi sayıları kullanabiliriz? 2, 3'ü, 4'ü, 5, 6, 7, 8. Kaç farklı durum söz konusu? 8 farklı durum söz konusu arkadaşlar. Peki bu 8 farklı durum ne demektir? Örneğin 9, 1, 2 şeklindedir. 9, 1, 2 şeklinde olan bu sayı kendi içinde de yer değiştirebilir. O halde diyeceğiz ki, daha doğrusu A, B, C şeklinde düşüneceğiz. Bunlar kendi içinde kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? 3 faktöriyel diyeceğiz çarpı 8 diyerek cevabı 48 olarak bulacağız. Bu bir. İkincisi, yine 3 basamaklı düşünelim. Rakamsal genişliği 8 olan 9 da 1 değil de bu durumda 8 en büyük rakam. En küçük rakam 0 olacak şekilde düşünelim. Ve son olarak da aradaki hangi sayılar olabilir? En küçük 0 ise 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5, 6. En büyük rakam 8 olacağı için 7'ye kadar burada 7 farklı durum söz konusu olur. Tamam, çok güzel. Peki biz hangi rakamları kullanıyoruz? Mesela diyeceğiz ki 8'i kullandık, 0'ı kullandık, mesela diyelim ki 3'ü kullandık. Bunlar kendi içinde kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? 7'yi yazacağız, 7 çarpı. Bunlar kendi içinde arkadaşlar 0'ın başa gelmeme durumunu düşündüğümüz zaman o halde diyeceğiz ki 0 başa gelmemişse burada kaç farklı seçenek var? 3'ü ve 8'i kullanabiliriz. Kaç farklı durum var? 2. Burası için arkadaşlar tekrar 0'ı kullanabileceğim için 0, 8'den yine 2. Burası 1'dir. Dolayısıyla 4 farklı durum söz konusu olur. 4 kere 8, 28 de buradan gelir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 28, 48. Hatalı mı oldu? Evet arkadaşlar, şurada hata yaptık herhalde. Ne diyelim? Şimdi 1 sayı, 2 sayı, 3 sayı, 4 sayı, 5 sayı, 6 sayı, 7 sayı. Dolayısıyla burası için 7 aday. O halde 3 faktöriyel çarpı 7 dememiz gerekiyor. Yani cevap bu durumda 6 kere 7'den 42 geliyor. Burası ise 7 kere 4'ten 28 geliyor. 42 artı 28'in cevabı 70 tanedir diye ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Son sorumuzla devam edelim arkadaşlar. 2019 AYT sınavında çıkmış bir soru. Bir davete katılan Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz, Erdem ve Furkan 6 arkadaş için etrafında 6 sandalye bulunan şekilde gösterilen desen masa ayrılmıştır. Araları bozuk olan Ayça ve Büşra bu masadaki yan yana olan sandalyelere ya da karşı karşıya olan sandalyelere de oturmak istememektedir. Buna göre 6 arkadaş masa etrafındaki bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir diyoruz. Arkadaşlar öncelikle diyelim ki hiçbir koşul yok. Kaç tane insan var? 6 tane insan var. Kaç tane sandalye var? 6 farklı sandalye var. Önce diyeceğiz ki tüm durum, yani tüm oturma durumu 6 faktöriyel şeklinde, yani 720 şeklinde gerçekleşir diyoruz. Şimdi bizde istenen kısım şu. Yan yana oturmaları istenmiyor. O halde biz öncelikle diyeceğiz ki biz Ayça ile Büşra'yı yan yana ya da karşılıklı oturtalım. O halde yan yana oturtmak için biz Ayça ile Büşra'yı bağlıyoruz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Ayça'yı buraya, Büşra'yı buraya oturtalım. Peki geriye kaç tane insan kalıyor? Geriye arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 insanın sıralanması 1, 2, 3, 4. 4 insanın sıralanması 4 faktöriyel ama Ayça ile Büşra'yı da düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Ama Ayça'yı net bir şekilde buraya oturttuk. O zaman Ayça'yı net bir şekilde buraya oturttuğumuza göre arkadaşlar ona 1 diyeceğiz. Yani şu kavrama 1, şu kavrama 1 diyeceğiz. Çarpı 4 faktöriyel diyeceğiz. Çarpı arkadaşlar. Niye çarpı? Ayça ile Büşra kendi içinde yer değiştirebilir. Çarpı 2 faktöriyel. Yani bunun cevabı arkadaşlar 24 çarpı 2'den 48 olarak gelir. Ama biz şöyle düşünüyoruz. Burada yan yana gelmesini istiyoruz. Sonra peki soruyu nasıl çözeceğiz?
tüm durumdan yan yana gelmesi ya da karşı karşıya gelmesi durumunu çıkartacağız. Arkadaşlar yan yana gelmesi ya da karşı karşıya gelmesi için kaç farklı seçenek vardır? Bu birinci seçenek. Bu bir. Şöyle yan yana otururlarsa ikinci seçenek. Böyle yan yana 3. Böyle yan yana 4. Bir de karşılıklı 5, 6, 7. O zaman bu 48 arkadaşlar 7 ile çarptığımız zaman sürekli ya yan yana ya karşı karşıya denk gelirler. Dolayısıyla 8 kere 7 56, elde var 5. 7 kere 8 7 kere 4 28. 5 ile elde 33, 336. Tüm durum 720 idi. 720'den yan yana gelme durumu olan 336'yı çıkarttığımız zaman 10'dan 6 çıktı 4. Burada kaldı 1. 1'den 3 çıktı 8. Burada kaldı 6. 6'dan 3 çıktı 3. Dolayısıyla cevabı 384 olarak bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Yani ne dedi genel olarak toparlayacak olursak tüm durumu hesapladık. Yani 720 yan yana gelmesini örnek olarak dedik ki buraya otursunlar. Buraya otururlarsa cevabı 48 olarak bulduk. Yan yana bu, sadece bu şekilde mi oturabilirler? Hayır. İkinci durum, üçüncü durum, dördüncü durum, beşinci, altıncı, yedinci durum dedik. 7 ile çarptık, cevaba ulaştık diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet, permütasyon konusu bu şekildeydi. Bir diğer videomuzda kombinasyon sorularıyla buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın.